Arkadaşlar merhaba. Bugün 30 Ekim Cumartesi ABD Kinlent yarışlarında 9 koşuluk bir program var. İkinci altılı ganyana bakacağız. Dördüncü koşuyla başlayacak 21.36'da. 7'li plasenin ilk ayağı da 21.04'te bir maiden koşuyla başlıyor. 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1700 metre kum pistte 7'li plasenin ilk ayağı. İki isme yer vereceğim burada. 8 numaralı Illustrious. Koşuya baktığımızda koşu 20 binlik bir maiden satış koşusu. Toplam ikramiyesi 32 bin dolar olan 8 numaralı Illustrious iyi diş edildikten sonra ilk kez start alacak John Velasquez'le Wesley Ward'ın antrenör ettiği bir Ghost Rapper yavrusu. Erken bayış oranlarında da favori gözüküyor. Ben bir de burada Joel Rosario ile ilk kez start alacak olan Tonalist yavrusu Very Carol 2 numaralı önerdiğim isimler 8 öncelikli daha sonra 2 olmak üzere. Altılı Ganyan ilk ayağı 21.36'da start alıyor. Üç yukarı diş İngilizlere mahsus. 1400 metre olması lazım bu. Kum pistte bir maiden koşu. Koşuda 8 isim start alacak. 8 numaralı Temper Time'la başlayacağız. Koşuya baktığımızda koşu 84 bin dolar toplam ikramiyeli 3 grup bir maiden koşu. 8 numaralı Temper Time Joseph Talamo'yla start alacak. Son startında 120 binlik bir maiden koşuda 1600 metre kum pistli bir ikinciliği olan bir isim. Bir numaralı Surrealist Temper Time'ın ikinci olduğu koşuda üçüncü oluyor gördüğünüz gibi aynı koşuda. İkinci yer verdiğim isim ikinci altılı Gaia'nın ilk ayağında. Daha sonra iki numaralı Up and Coming Star Ricardo Santana Junior'la start alacak olan bir isim ve son olarak üç numaralı Kizzy B. Mitchell Moore ile start alacak olan bir isim. Altılı gayet ilk ayağındaki maiden koşuda önereceğim son isim 3 numaralı Kizzy B. Altılı gayet ikinci ayağına geldik. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte bir şartlı koşu. Koşuda 13 isim start alacak gözüküyor. 10 numaralı Bahama ile başlayacağız. Koşuya baktığımızda koşu 86 bin dolarlık bir şartlı koşu. 10 numaralı Uhama Brian Hernandez Junior ile start alacak olan bir isim. Bir önceki startına 1300 metre kum pistteki maiden koşuyu, üst grup sayılabilecek bir maiden koşuyu yaklaşık bir boy farklı aynı jokey ile kazanıyor. Favori olduğu koşu 1.18.05 1300 metre kum pist. Son startında da bir grup 2 koşuda 2,5 boy farkla 9. oluyor. Taraklama girilmiş bir finish olsa gerek. Daha sonra 11 numaralı Roughly a Diamond, Julian Laparrox'la start alacak olan bir isim. O da kariyerinin ilk startını 1500 metre çim pistte 1.31.43 ile 70 binlik bir maiden koşuyu kazanıyor. İkinci olmuş. Daha sonra birinciliğe terfi ettirilmiş protesti sonucu. Bir de 5 numaralı Ying Yang var. Florent Geroux'la start alacak olan bir isim. O da kariyerinin ilk startını 1600 metre çim pistte maiden koşuyu kazanmış. Son startını bir listed koşuda İkinciliği var. 5 numaralı Ying Yang'ın. Geldik altılı gayen 3. ayağına. Bir opsiyonel satış koşusu. 1300 metre kum pistte 3 yukarı İngilizlere mahsus bir şartlı satış koşusu. 1 numaralı Born Raisin ve 10 numaralı Derby Date Ecuri. 6 numaralı Top Seed. Büyük bir ihtimalle favori çıkacak bu koşuda. Koşuya baktığımızda koşu 80 bin dolarlık bir şartlı satış koşusu. Toplam ikramiyesi 90 bin dolar olan 6 numaralı Top Seed Brian Hernandez Jr. ile start alacak olan bir isim. Bir önceki startında 1600 metre kum pistte 100 binlik bir şartlı satış koşusunda bir boy farklı ikinciliği var. Son startında da bir grup 2 koşuda dördüncülüğü olan bir isim. 6 numaralı Top Seed. 2 numaralı Iron Michael Mena ile start alacak olan bir isim. O da son 5 startında üst grup koşularda start aldığını söyleyebiliriz. 2 tane koşu kazanmışlığı var. 1200 metre kum pistte geçen sene 1.09.53, 1.08.88 ile bu seneki son 2 startında da 80 binlik bir şartlı satış koşusunda ikinciliği var. Bir önceki startında da 1200 metre kum pistte grup 3 koşuda üçüncülüğü var. 2 numaralı Pyro'nun Candy Ride yavrusu Miguel Mena ile start alacak olan. Daha sonra 1 numaralı Bone Raisin'la ekürü olan 10 numaralı Derby Date var. Yazmanızı tavsiye edeceğim bir isim. O da 1200 metre
iki önceki iki startını kazanıyor. 1200 metre kum pistte 40 binlik bir şartlı satış ve 52 binlik şartlı koşulları 1.09.30, 1.08.90 derecesiyle son startında da bir Black Type koşuda altıncılığı var. Joel Rosario ile start alacak olan 10 numaralı Derby Date. Geldik ikinci altılı Ganyan'ın dördüncü ayağına. Bowman Mile Stakes. 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte start alacak. Burada da 7 numaralı My Prankster. Todd Pletcher antrenesindeki John Velasquez ile start alacak olan bir isim. Into Mischief yavrusu öne çıkıyor. Koşuya baktığımızda koşu 150 bin dolarlık bir stakes koşu. 2 yaşlara mahsus Bowman Mile Stakes. Mile Stakes. 7 numaralı My Prankster John Velasquez'de start alacak. İlk startında 100 binlik bir maiden koşuyu 1300 metre kum pistte 10 boy farkla uzak ara kazanmış. 1.16.27 derecesiyle son startında da bir grup 1 koşuda dördüncülüğü var 1600 metre kum pistte. Rakip olarak da yanına 2 numaralı Chatelot Brian Hernandez Jr. ile start alacak olan bir isim. O da 2 kez start alıyor kariyerinde. 1100 metre kum pistteki maiden koşuyu 1.06.02 ile kazanıyor. Daha sonra son startında 1200 metre kum pistte bir 80 binlik şartlı satış koşusunu yaklaşık bir boy farkla aynı jockey ile kazanıyor. 1.09.04 derecesiyle 1200 metre kum pistte 7 ve 2 bu ayak için yeterli. Bugünkü yarışlarda tek yok arkadaşlar. Sadece bu ayakta 2 isme yer verebildik en düşük olarak. Geldik ikinci altılı Ganyan'ın beşinci ayağına. Brian Station Stakes 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte start alacak. Koşuda 13 sim start alacak gözüküyor. Burada 11 numaralı Camp Hope'la başlayacağız. Brian Hernandez Jr.'la start alacak olan. Koşuya baktığımızda koşu 150 bin dolarlık bir stakes koşu. 11 numaralı Camp Hope Brian Hernandez Jr.'la start alacak. Son startında 1800 metre çim pistteki bir şartlı koşuyu 86 bin dolarlık şartlı koşu favori olduğu bir koşu 5 boydan fazla bir farkla kazanan bir isim. Daha sonra hemen üzerinde yer alan 10 numaralı Yes This Time Tyler Gaffalona ile start alıyor. Son 6 startında 4'ünü kazanmış 3 grup koşular olduğunu söyleyebiliriz. 13 Temmuz'daki 1800 metre çim pistteki grup 3 koşuyu 1.52.39 derecesiyle kazanıyor. Daha sonra bir grup 1 koşuda 8.liği var. 1900 metre çim pistte son startında da 2100 metre çim pistteki bir listed koşuda ikinciliği olan bir isim 10 numaralı Yes This Time. 6 numaralı Like the King John Velasquez ile start alacak olan bir isim son 2 startında grup 3 koşularda mücadele etmiş. 1800 metre çim pistteki bir önceki startında grup 3 koşuda Yes This Time'ın kazandığı ikinciliği var. Son startında 1700 metre çim pistteki grup 3 koşuda da 2 boy farklı üçüncülüğü olan bir isim. Like the King'in Yes This Time'ın kazandığı koşu şu koşu yani sondan 3. koşusu Yes This Time kazanıyor. Like the King 2. oluyor grup 3 koşuda. 7 numaralı Point Me By Adam Beşika ile start alacak olan bir isim. O da 1600 metre çim pistte 14 Ağustos'taki bir önceki startında bir grup 1 koşuyu kazanıyor. Yaklaşık 3 boy farkla favori olduğu koşu. 1600 metre çim pisti 1.37.70 ile geçiyor. Son startında da bir grup 2 koşuda 1300 metre çim pistte 7.liği var. 9 numaralı Scarlet Sky Joey Rosario ile start alacak olan bir isim. O da bir önceki startında bir grup 3 koşu kazanıyor. 1700 metre çim pistte 1.43.89 derecesiyle aynı jockey ile son startında da bir grup 2 koşuda 1700 metre çim pistte 9. oluyor. 10 numaralı Scarlet Sky. Son olarak burada 12 numaralı Dreamer's Disease var. David Cohen'le start alacak olan bir isim. Son 3 startın ikisinde 1600 metre çim pistteki startlarında ikisi de Black Type koşu olmak üzere ikisinde de kısa mesafelerle ikincilikleri var. Boyun ve baş farkıyla ikincilikleri var David Cohen'le. Yazmanızı tavsiye ettiğim son isim ikinci altılı Ganyan'ın beşinci ayağında. Son ayak bir grup 2 koşu 3 karı İngilizlere mahsus 1800 metre kum pistte start alacak. Koşuya 9 isim katılıyor gördüğünüz gibi. Burada da 3 isme yer vereceğiz. 7 numaralı Code of Honor büyük bir ihtimalle favori çıkacaktır. Koşuya baktığımızda koşu 200 bin dolarlık bir grup 2 koşu.
7 numaralı Code of Honor Tyler Gaffalone ile start alacak olan bir isim. Bir önceki startı 21 Ağustos'ta 1700 metre kum pistteki bir grup 3 koşuyu 2,5 boy farkla kazanıyor. 1.42-38 derecesiyle son koşusunda da bir grup 1 koşuda 1800 metre kum pistte bir dördüncülüğü var. 7 numaralı Code of Honor'ın. Daha sonra 5 numaralı Independence Hall. Javier Casalano ile start alacak olan bir isim. Son startında bir grup 3 koşuda ikinciliği var 1800 metre kum pistte. Son olarak da burada 1 numaralı Sleepy Eyes Todd var. Ray Eccleberry ile start alacak olan bir isim. Son iki startında 1700 metrede bir Black Type koşuda üçüncülüğü var. Son startında da 1800 metre pistte bir grup 2 koşuda 800 bin dolar toplam ikramiye ile ikinciliği var. Aynı jokey ile bugün de aynı jokey ile start alıyor. 1 numaralı Sleepy Eyes Todd. Yabancı yarışlarla ilgili her türlü bilgiye ulaşabileceğiniz bir web sitesi, Amerika'daki yabancı yarışları kastediyorum. Bununla ilgili bir tanıtım videomuz var, onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsedeyim. Şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 Furlong'u 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galopunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to four or five lengths from Magic Mule and geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'ına tıklamak suretiyle. Burada Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonunu tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim.
İkinci altılı ganyan şablonu ekranda gördüğünüz şekilde, bu benim size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızda mutlaka ekleyin derim. Birinci ayak ikinci altılı ganyanda 8 numaralı temper time'da başladık. Bir numaralı surrealist, 2 numaralı up and coming star, 3 numaralı kizibi. İkinci ayak 10 numaralı Bohama, 11 numaralı Roughly Diamond ve 5 numaralı Ying Yang önerdiğim isimler arasında. Üçüncü ayak 6 numaralı Top Seed, 2 numaralı Pyron ve 1 numaralı Moonraisin'la ekürü olan 10 numaralı Derby Date önerdiğim isimler arasında. Dördüncü ayak 7 numaralı My Prankster ve 2 numaralı Chatelotte arasında geçer diye düşünüyorum. Beşinci ayakta da biraz fazla isme yer verdik. 11 numaralı Camp Hope, 10 numaralı Yes This Time, 6 numaralı Like the King, 7 numaralı Point Me By, 9 numaralı Scarlet Sky ve 12 numaralı Dreamer's Disease. Son ayakta da 6 numaralı King, düzeltiyorum, 7 numaralı Code of Honor, 5 numaralı Independence Hall ve 1 numaralı Sleepy Eyes Todd. Hepinize mutlu bir cumartesi günü diliyorum. Yarınki Belmont Park yarışlarında görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar.